Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Burak Küntay bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Biraz önce kendi adımıza konuşurken öncelikle bu Avrupa Birliği formülü İsveç çerçevesinde çok fazla gündemde yoktu. Geçen haftadan itibaren bir parça girmeye başladığını anladık. Sonuç itibariyle dün de bu vize serbestisi ve özellikle Gümrük Birliği güncellemesi çerçevesinde İsveç, Türkiye ve NATO arasında bir uzlaşı platformu oluşmuş gibi görünüyor. Şimdi bundan sonraki aşamaya dönüp baktığımız zaman bu sistematiğin nasıl işlevselleşmesi beklenebilir? Çünkü İsveç bir ülke ama sonuç itibariyle oranın aktif çalışması, güncelleme ve vize serbestisi konusunda hangi ölçüde yeterli olacaktır? Burada Avrupa Birliği'nin kendi içerisinde verdiği farklı garantiler olduğunu beklemek mi gerekir? Bir de işin tabii ki Amerika Birleşik Devletleri bacağı da var. Evet, şimdi kısaca şöyle özetleyeyim. Türkiye'nin İsveç'e vetosunu kaldırması, en azından bunu ifade etmesi meselesinin neticesinde temel olarak bir dayanak var. Nedir? Türkiye niye veto hakkını kullanmak istiyordu? Çünkü Türkiye diyordu ki İsveç'in terörle ilişkili bazı hadiseleri var. Bunlara mani olmak zorunda vesaire. Çok detaya girmeyeceğim. Şimdi bunları İsveç'in yerine getiremeyeceğini çok uzun zamandır hep söyledik. Yani Türkiye'nin istediği noktaya varması mümkün değildi İsveç'in. Peki o zaman uluslararası ilişkilerde elinizde bir koz var şu an siz. Neydi o koz? İsveç ve Finlandiya'nın, bilhassa da İsveç'in üyeliği. Neden bu bir koz sizin için? Çünkü Amerika bunu çok istiyor. Bilhassa da Biden bunu çok istiyor. Tamam mı? Şimdi bu aşamada siz bu kozu ne karşılığında elinizden bırakırsınız? Çünkü belli ki İsveç'in süreci hayata geçirmesi gerçek anlamda mümkün değil. Birincisi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün yola çıkarken yaptığı toplantıda ilk defa gündeme getirdiği, sizin de sorunuzun temelini oluşturan Avrupa Birliği süreci, vize serbestliği, Gümrük Birliği yenilenmesi vesaire. İkincisi de aylardır Türkiye'nin bu konuyla ilişkili görmediği ama aslında tam bu sürecin gebeğinde olan F-16 meselesi. Bunlar iki ayrı konu. Şimdi ben önce bunu izah etmek zorundaydım. İzah ettikten sonra sorunuzun tam temel noktasına geleyim. Ben AB süreciyle alakalı en ufak bir ilerleme olacağını düşünmüyorum. Önce bunu net söyleyeyim. Vize serbestisi konusunda da en azından bir müddet hiçbir şekilde, bazı vize almalar konusunda, Schengen konusunda kolaylıklar sağlanabilir ama orta ve uzun vadede belki bir şeyler olur ama kısa vadede kesinlikle Avrupa Birliği konusunda yolun açılmasını falan beklemiyorum. Bu iki. Yani bu tamamıyla sistematik falan hiç konuşmaya gerek yok çünkü olmayacak bir süreç. Bunu da dün şöyle açıklamıştım. Sizlerle de paylaşayım müsaadenizle. Bakın, Avrupa'nın önüne bir opsiyon koysanız, İsveç'in NATO'ya üyeliği mi, Türkiye'nin AB dışında kalması mı? Türkiye'nin AB dışında kalmasını yeğler Avrupa Birliği'nin birçok ülkesi. Bunun tarihsel sebepleri var. İçinde İslam düşmanlığı, karşıtlık demiyorum, düşmanlığı var. Göçmen meselesinin Avrupa'da yarattığı büyük korku var. Dolayısıyla bir kere bu sürecin herhangi bir şekilde bir Avrupa Birliği kolaylama sürecine, üyelik falan demiyorum, yol açacağını düşünmüyorum. Peki ne oldu da biz bu elimizdeki kozu bıraktık? Benim tahminim, başından beri de söylediğim şey, F-16'lar. Eğer önümüzdeki bir sene içinde F-16'lar Türkiye'ye verilirse zaten bu sürecin nasıl, neden neticelendiğini de çok net göreceğiz. Böyle özetlemeye gayret ettim. Peki hocam, özellikle tabii Türkiye açısından siz Avrupa Birliği çerçevesinde herhangi bir gelişme beklemediğinizi söylediniz. Bu Gümrük Birliği güncellemesi çok önemlidir. Dolayısıyla Türkiye açısından hem üçüncü taraf ülkelerle yapılacak anlaşmalar açısından çok belirleyicidir. Hem serbest ticaret anlaşmalarına taraf olma açısından hem de Avrupa Birliği'ne yaptığı ticareti geliştirebilmesi adına. Dolayısıyla bu bağlamda yapılacak güncelleme ekonomik anlamda çok fazla unsur barındırdığı için buralarda bir gelişme beklenmesi söz konusu olabilir mi? Yani bu, çünkü Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı biraz önce sizin koyduğunuz şerhlerini çok doğrudan ilgilendirmeyen ama aynı zamanda Türkiye'nin İsveç ve NATO çerçevesindeki kararını değiştirmesi halinde Avrupa Birliği'ni de çok rahatlatabilecek bir unsur. O açıdan hani burada bir ödünleşme varsa eğer, diyelim ki diplomatik müzakere çerçevesinde, bu verilebilir bir unsur olabilir mi Türkiye'ye?
Şimdi aslında sorunuzu çok güzel siz de izah ettiğiniz gibi ben de sonuna kadar söylediklerinize katılıyorum. Buradaki kritik nokta Avrupa Birliği ile alakalı, Avrupa ile alakalı. Türkiye'nin yaşayabileceği süreçteki tek ciddi anlamda kazanımı ve konuşmalarda karşı tarafın, muhatabınız olan tarafın sizin için yapabileceği dair mesele gümrük birliği meselesidir. Çünkü gümrük birliğinin bilhassa ekonomik bazlı olması Avrupa Birliği'ne göçmenler işte efendim söyleyeyim diğer bütün vize serbestisi gibi konularda bir menfi etki yapmayacak olmasından dolayı Avrupa Birliği durursa bunun arkasında durur. Ve muhtemelen de İsveç gerçekten önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği'nde de bunun bayraktarlığını yapar en azından bir müddet. Ama şunu unutmamak lazım. Bütün bu görüşmelerin karşısında hani hep diyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği'nin üyesi değil. Gümrük Birliği konusunda neden böyle bir tavır alsın? Neden topa gövdesini koysun? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin topa gövdesini koyması önemli. Çünkü içeride bir Güney Kıbrıs Rum kesimiyle Yunanistan'ın vetosu var. Gümrük Birliği bile olsa belli noktalarda şerhleriyle parlamentoyu ve aynı zamanda da bakanlar konseyini kilitleyebilecek durumdalar. Dolayısıyla dediğinizi toparlamak gerekirse Gümrük Birliği Avrupa Birliği ile olan diyaloglarda revize edilebilecek, yenilenebilecek ve açık söyleyelim hem Türkiye'ye ve bence Avrupa Birliği'ne de müspet katkı sağlayabilecek yegane şey. Ama onu ayırdıktan sonra geri kalanların maalesef çok gündemde olabileceğini düşünmüyorum. Burak Hocam çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bu yorumlar için size.